Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eda Çağlayan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel üçlü burgulu hırka çalışması yapacağız. Yakadan başlama olacak. Sadece kol kenarlarına dikişimiz olacak. Hırkamız tamamen alt kısmı dikişsiz bir şekilde devam edecek. 4 tane ilik düğmemiz var. Tabii ki bu isteğe bağlı daha az daha fazla yapabilirsiniz. Haroşa düz örgü üçlü burgu modelimiz var. Üçlü burgumuzun yanında da birer tane ters ilmeklerimiz var. Bir de bu kenar kısmındaki biye görüntüsünde sizlere anlatacağım. Hırkamız 6-12 ay için uygun. Daha büyük yapmak isterseniz yorumlarda bana sorarsınız, yardımcı olurum. Eğer şimdi sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. İpim Nako Elite Baby. Açık bej rengini kullanacağız arkadaşlar. Renk numarası 11451. 2,5 yumağa ihtiyacımız var. Ve şiş numaram 3,5. Ben misinalı şiş tercih ediyorum. Siz isteğe göre elinize hangi şiş varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi yakadan 96 ilmek atarak başladım. Ve ben bir sıra gidiyorum. İlmek atış şeklimde arkadaşlar. İlmeği ilk sırayı attıktan sonra ön yüze gelmem için bir sıra gitmem gerekiyor. Şöyle arkadan öyle ön yüze geliyorum. 96 ilmek attım. Kenarlarda bir biye işlemi var. Yani bir düz görüntüsü oluşturacağız. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ve sondaki ilmekleri ben her zaman örerek alıyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimin tamamını haroşa olacak şekilde örüyorum. Eğer eliniz benden farklıysa haroşa dediğim yerde ya da düz dediğim yerde elinizi ona göre ayarlarsanız birebir aynı örgü modeli çıkacaktır. Ben haroşayı her iki tarafta da ters örgü örerek yapıyorum. Siz düz örgü olarak yapıyorsanız dediğim gibi söylediğimi dikkate almanız yeterli. Sol şişimde 2 tane ilmeğim kalana kadar tamamını haroşa olacak şekilde örüyorum. Tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm ilmeklerimi. Tıpkı diğer tarafta yaptığım gibi bir düz ilmek örüyorum. Bir kenar ilmeğini örüyorum ve arka tarafa geçiyorum. Bu yapacağımız işlemi sadece örgümüzün tersinde yapıyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örerek alıyorum yine ve ön yüzde düz örgü olarak yaptığım ilmeği örmeden direkt bu şekilde şişimi takıyorum ve haroşa olacak şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Görüntüsü de bakın bu şekilde olacak. Şu ip bizden tarafa şöyle üstünden atlamış olacak görüntüsü. Ve diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Bu düz ilmeği örmeden aldığımızda şöyle içe doğru hafif bir kıvrım oluşturacak ve o düzgün biye görüntüsü ortaya çıkacak. Ve yine sol şişimde 2 ilmek kalana kadar örgüme devam ediyorum. 2 tane ilmeğim kalana kadar örgümün tersinde de haroşa olarak devam ettim. Ve en başta yaptığımız gibi burada da ön yüzde düz örgü olarak ördüğümüz ilmeği şöyle örmeden alıyoruz. Ve son kalan ilmeğimi örüyorum. Ve ilk sıramı tamamlamış oluyorum. Burası yavaştan ortaya çıkıyor ve kıvrılmaya başlıyor. Yine aynı şekilde baştaki ilmeği örüyorum. Ve ikinci ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Ve ikinci sıramı da gidiyorum. Dediğim gibi bu örmeden alma işlemini sadece örgünün tersinde yapacağız. Şu son görüntüsünü göstereyim. Şimdi arkadaşlar ikinci haroşayı gidiyoruz. Üçüncü diş haroşamızı ördükten sonra üçüncü dişin arkasını giderken ilk iliğimizi açacağız. Hemen hızlıca yine ön yüzden bir kenar ilmeği bir düz, arka taraftan da düz ilmeği örmeden alıp kenar ilmeğini tamamlayalım. Ön yüzden 3 diş haroşa görüntüsünü elde edelim. Üçüncü diş haroşanın arkasını giderken ilk iliğimizi birlikte açalım. Ön yüzden 3 dişi
Tamamladık ve arka tarafa geçtiğimizde sol şişimizde 7 ilmek kalana kadar örgümüze devam ettik. Bu kenardaki biye kısımları da bakın ortaya çıktı artık. Görmüş olduğunuz gibi şurası ilerledikçe daha da kıvrılacak. Ve şimdi ben erkek için yapıyorum. Örgünün sol tarafında açacağım. İleği kız için yapıyorsanız örgünüzün şurada sağ tarafında açacaksınız arkadaşlar. Sol şişimde dediğim gibi örgümün tersinde 7 ilmeğim kalana kadar örgüme devam ettim. Şöyle yapıyorum. 1 2 tane ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmeğim kaldı sol şişimde. 1 tane artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte haroş olacak şekilde örüyorum. 1 artış yaptıktan sonra 1 haroşa örüp 1 ilmeğimi örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi örüp ilk iliğimi açmış oluyorum. Bu şekilde. Ve her bir ilik düğme arası 15 diş haroşa olacak arkadaşlar. Ön yüzdeyim. Dördüncü ve yaka için son haroşa sıramı gidiyorum. Baştaki ilmeğimi ördüm. Sonra sıradaki ilmeğim zaten düz örgü. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın burada ilk iliğimi açmış oldum. Ve bir diş haroşa görüntüm oluştu. 15 diş haroşa sonra yine aynı şekilde örgümün tersinde ikinci iliğimi açacağım. Toplamda 4 tane ilik düğmem olacak. Şimdi yakada 4 diş haroşamız var. Hızlıca bir diş daha gidiyorum. Toplamda 4 diş haroşaya tamamlıyorum. Ve rob ayrımları için devam ediyoruz. İliğimizi açtık ve toplamda 4 diş haroşaya tamamladık yaka kısmımızı. Şimdi roba ayrımlarına başlıyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi de ördüm. Haroşa olarak devam edeceğim. Üstüne sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ilmeğimi tamamladım. Bunlardan 2 tanesi bu kenar biye kısmımız, 10 tanesi haroşa. Ve 13. ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bu ters örgümüz modelimizin, üçlü burgumuzun sağında ve solunda birer tane olacak. Ön yüzde ters, arka tarafta düz örgü olarak öreceğiz. Ve model boyunca, hırka boyunca devam edecek. Ve üstüne sayıyorum. Toplamda 22 ilmek olacak ön kısımda ve düz örgüyle devam ediyorum. Bu haroşalı kısmımızı 13'e tamamladık. Düz örgüyle devam edip üstüne sayıyorum. Bu 13'tü. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğin 2, 4, 6, 8, 9 tanesini düz örgü, 13 tanesini biri haroşa, birini ters, haroşa, düz ve kenar ilmeği olarak tamamlamış oldum. Ve bir tane gizli artış yapıyorum. 2 tane düz örgü öreceğim. Bu 2 tane düz örgümüz roba boyunca devam edecek ve sağından solundan her seferinde ön yüzde olmak şartıyla gizli artışımızı yapacağız. Bir gizli artış yaptık, 2 düz ördük, bir gizli artış yaptık. Kol için 10 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Kol için 10 ilmeğimi ördüm. Yine bir gizli artış yapıyorum. 2 tane düz örgü örüp bir tane gizli artış yapıyorum. Arka sırt kısmı için 24 ilmeğimi gizli artışımdan sonra haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 ve 24 ilmeğimi haroşa olacak şekilde ördüm. Bir gizli artış yapıyorum. 2 tane düz örgü örüyorum. Bir gizli artış yapıp 10 tane ilmeğimi kol için haroşa olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi haroşa ördüm. Bir gizli artış yapıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 tane gizli artış yapıyorum. İkinci kolumu da tamamlamış oldum. Diğer tarafta olduğu gibi yine burada 22 tane ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tanesini düz örgü, 1 tane ters, geri kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Böylece hem model kurulum sırası hem de ilk artış sıramı tamamlamış oluyorum. Bir düz, bir kenar ilmeği olarak tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi ve arkaya dönüyorum. Şimdi arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bir kenar ilmeğini ördükten sonra ön yüzde düz olarak ördüğüm ilmeği arkada örmeden alıyorum ve haroşa olarak örgüme devam ediyorum. Ön yüzde benim 13. ilmeğim ters örgüydü, biliyorsunuz söylemiştim. Ve şimdi şöyle bir kontrol edeceğim. Evet, 12 tane ilmeğimi tamamladım. Şu benim 13. ilmeğim. Şöyle bakıyorum, bir tane ters örgüm. Bunu model boyunca dediğim gibi arkada düz örgü olarak öreceğim. Bu burgumuzun sayısını 15'e tamamlayınca bu tarafta da olacak arkadaşlar. Şu anda bir tane ile devam ediyoruz. Bir düz ördüm ve ön yüzde düz olarak ördüğüm ilmekleri arkada ters örgü örüyorum. Bir de burada burgunun hemen yanında bir gizli artış yapmıştık. Hemen şöyle göstereceğim, bakın. 9 tane düzümden sonra bir tane gizli artışım vardı. Onu da ters örgü olarak öreceğim. Çünkü burguya kattım onu. Şu anda burgum 10 tane ilmek oldu. Şöyle çeviriyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Onu da arkada ters örgü olarak örüyorum. Çeviriyorum. Kolun olduğu yerdeyim. Koldaki gizli artışlarımı haroşa olacak şekilde örüyorum ki benim burada 12 tane haroşam olmuş olacak kol için. Burgumuzun yanına yaptığımız artışları ters örgü, kol içinde yaptığımız ve sırt kısmında yaptığımız artışları haroşa olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şu anda kol kısmında 2 tane, şöyle göstereyim, 2 tane düzden sonra 10 tane haroşamız var. Ve şöyle çeviriyorum. 2 tane düz örgümün olduğu yerdeyim. Ters örgü olarak örüyorum. Ve arka sırt kısmının olduğu kısımda ilmeklerimi haroşa olacak şekilde örüyorum. ...24 ilmeğim vardı. Sağından ve solundan birer tane gizli artış yaptım. 26 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Başta çok karışık gelebilir ama asla karışık değil. Sadece model kurulum sırasını karıştırmayalım. Zaten sonra ilmekleri hep görerek artık örüyoruz. Gizli artış yaptım. İlmeği de haroşa olacak şekilde ördüm. 2 tane düz ilmeğim var. Onları arkada ters örgü olarak örüyorum. Ve yine kol için 10 tane ilmek örmüştüm. Sağından ve solundan birer tane artış. Toplamda 12 ilmeğim olmuş oluyor şu anda kol kısmında. Devam ediyorum. 12 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum kol evi için. Gizli artışımı da bakın, haroşa olarak ördüm. Ve şöyle çeviriyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Onları ters örgü olarak ördüm. Ve sonra bu üçlü burgu modelimize ekleyeceğimiz bir gizli artışımızı arkada
ters örgü olarak öreceğim. Burgumuzu 15 tane olarak tamamlayana kadar ön yüzden düz, arkadan ters örgü olarak öreceğiz bu gizli artışı yaptığımız ilmeklerimizi. Şimdi 10 taneye tamamlamış olduk ve yanında bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu düz örgü olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak tamamlıyorum. İki tane ilmeğim var. Bir tanesini örmeden aldım. Bir de kenar ilmeğini ördüm. Arka tarafı tamamladık. Şimdi örgümüzün yeniden ön yüzündeyiz arkadaşlar ve hem artışlarımıza hem de gördüğümüz gibi ilmekleri örmeye devam edeceğiz. Baştaki ilmeğimi ördüm ve yanındaki düz örgümü örüyorum. İlmeklerime devam ediyorum. Haroşa olacak şekilde 12 ilmeğimi örüyorum. Ve bakın, bu üçlü burgumun yanında kendini belli ediyor, görmüş olduğunuz gibi artık. Bir tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bakın şu çapraz görüntüsü de benim bir önceki sırada artış yaptığım gizli ilmeğim. Gizli artış yaptığım ilmeğim. Şu çapraz görünen ilmeğim de bir önceki sırada yaptığım gizli artış olan ilmeğim. Şimdi burgumuz 10 tane olmuş oldu. Bir gizli artış yapıyorum. 2 tane sabit düz ilmeğim var. 2 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artış yaptım. Ve kol için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ilmeğimi haroş olacak şekilde ördüm. 2 tane sabit sağından solundan artış yapacağım. Düz ilmeğimin olduğu yere geldim. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Arka için ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğimin olduğu yere kadar gideceğim. Artık saymayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten bu ikişer tane düz olan ilmeğim ortaya çıkmış oldu. Her seferinde örgünün ön yüzünde sağından ve solundan artışlar yapıyoruz. Arka kısım için ilmeklerimi örüyorum. Tane düz ilmeğimin olduğu yere geldim. Bir gizli artış yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Ve kol için yeniden ilmeklerimi haroşa olacak şekilde artış yapacağım yere kadar örüyorum. İki tane düz ilmeğimin olduğu yere geldim. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve bakın burada da burgu için düz ilmeklerimiz var. Şurada çapraz görüntüsü var. O da benim bir önceki sırada yaptığım gizli artış arkadaşlar. Gizli artıştan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimi düz örgü örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Bakın şöyle göstereyim. Bir tersimi ördükten sonra kalan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Haroşaları haroşa, kenardaki biye kısmını hemen örüp tamamlıyorum. Bir düz, bir kenar ilmeği olacak şekilde. Ve ikinci artış sıramı da tamamlamış oluyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi gördüğüm şekilde öreceğim.
Bir kenar ilmeğini ördükten sonra yanındaki ilmeği örmeden alıyorum ve haroşaları haroşa, ön yüzde ters olan bir tane ilmeğimi arkada düz örgü olarak öreceğim. Hemen şöyle haroşalarımı ördüm ve bakın o da ortaya çıkmış zaten. Bir tane düz örüyorum. Burgu için artışlarımı ön yüzden düz, arkadan ters örgü olarak örmeye devam edeceğim. Toplamda 15 tane ilmek oluncaya kadar bu şekilde örüyorum. 10 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen 11. ilmeğim benim gizli artış yaptığım ilmeğim. Onu da ters örgü olarak ördüm. Burası benim burgumun olduğu yer. Ve 2 tane ön yüzde artış yaptığım ilmeğim var. 2 ters daha ördüm. Yanında bir gizli artış var. Bunları haroşa olarak örüyorum. Çünkü burası benim kol için artış yaptığım ilmeklerim. Bu şekilde arkadaşlar burayı da tamamlayalım. Yani örgümüzün tersinde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam edeceğiz. Arka tarafı tamamladık. Bakın burgumuzun olduğu kısım tamamen ortaya çıktı. Bunlar da bizim düz ilmeklerimiz. Sağından solundan gizli artış yaptığımız ilmeklerimiz. Devam ediyoruz. Bir kenar ilmeğini örüyorum. Bir düz örüyorum. Ve haroşalarımı haroşa, ters ilmeğimi ters, burgu için düz ilmeklerimi örüyorum. Ve artış yapacağım yere kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir tersim var. Onu ördüm. Burgu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. 2 tane düz ilmeğimin olduğu yerdeyim. Bir gizli artış yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Ve kol için ilmeklerimi artış yapacağım yere kadar haroşa olacak şekilde örüyorum. Kol için ilmeklerimi ördüm. Artış yapacağım yere geldim. Bir gizli artış yapıyorum. 2 tane düz örgü örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Arka sırt kısmı için ilmeklerimi haroşa olacak şekilde artış yapacağım yere kadar örüyorum. Artık sayı belirtmiyorum çünkü zaten düz ilmeklerimiz tamamen ortada. Kafamızı karıştıracak herhangi bir yer kalmadı. Burgumuz da 12 oldu. 15'e tamamlayınca artık yanlarından haroşa örgü örmeye başlayacağız. Arka için ilmeklerimi ördüm. Artış yapacağım yere geldim. Bakın 2 tane düzüm var. Bir gizli artış yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Kol için ilmeklerimi haroşa olarak artış yapacağım yere kadar örüyorum. Artış yapacağım yere geldim. 2 tane düz, 1 tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüp 1 gizli artış yapıyorum. Ve burgu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Hemen yanında bir ters ilmeğim var. Ve kalan ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Hemen hızlıca arka taraftan yine ilmekleri geldiği gibi gördüğümüz şekilde örelim. Ve ön yüze geçtiğimizde ilk burgumuzu yapalım arkadaşlar. Boyu bayağı uzun oldu. 2 tane daha artış yapınca 15'e tamamlanacak. Sonra yanından bir ters, sonra yanından haroşalarla devam edeceğiz artış yaptıkça. 12 tane ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir tane de tersi ördüm. Şimdi
Şu iki tane ilmeğim benim, şöyle yakından göstereyim. İki tane ilmeğim benim artış yaptım. Yani gizli artış yaptığım ilmeğim. Kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim de burguma ait ilmek. Dedim ya 15'e tamamlanacak. Ama daha 3 tane var. Şöyle, iki tane ilmeğimi bırakıyorum. Üçüncü bir şiş kullanabilirsiniz. Aparatınız varsa onu kullanabilirsiniz. Ama ben hiç gerek duymuyorum. Çünkü sökmeye kaçma gibi bir durum olmuyor. Benim tekniğimi de rahatlıkla yapabilirsiniz. İki tane ilmeğimi şöyle şişimde bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Hiç kaçacak diye korkmayın. Bakın. Ve ne dedim? En dışarıdaki üste gelecek 5 tane ilmeğim. Onun için sağ şişime ortadaki 5 tane ilmeğimi takıyorum. Ama alttan. Bakın. Şöyle alttan taktım. En dışarıdaki 5 tane ilmeğim üste geleceği için sol şişime üstten o 5 tane ilmeğimi takıyorum. Ve böylece ne olmuş oldu? En dışarıdaki 5 ilmek şöyle yaptığımda üste gelmiş oldu. Tekrar ortadaki kalan ilmeklerimi şişime geri takıyorum ki öreceğim. Bakın ilk burgumu yaptım bile. En dışarıdaki üste geldi. Ve düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet. Düz örgü olarak yine sadece ilmeklerin yerleri değişti. Yine aynı şekilde düz örgü olarak öreceğim. Bu burgumu yaptığım sırayı saymıyorum. Burayı önden ve arkadan gideceğim. Ön yüze geldiğim sıra itibariyle 4 sıra diyorum. Bakın 10 tane ilmeğimi ördüm ve kalan 2 tane dedim ya dışarıda kalacak 5 tane ilmeğim. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Hemen yanından bir gizli artışımı yapıyorum. Yani 13. ilmeğimi yapmış oldum. Gizli artışımı yaptım. 2 tane ilmeğimi düz örgü ördüm. Bir gizli artış yaptım. Kol için ilmeklerimi örüyorum. Burgu 1-2 sıra sonra kendini gösteriyor. Şimdi böyle yakası toplanmış gibi görünecek ama 1-2 sıra sonra kendini ortaya çıkarmış olacak. Kol için ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artış yaptım. 2 düz ördüm. Bir gizli artış yaptım. Arka için ilmeklerimi örüyorum. Arka için ilmeklerimi ördüm. Geldim. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 düz. Bir gizli artış. Kol için ilmeklerimi örüyorum. Bir tane gizli artış yapacağım. İki tane düz örgümü örüyorum. Şimdi burada baş tarafta burguyu yaptık ya. Burada da baş tarafta olması gerektiği için. Yani burguların ikisi de aynı yöne bakması gerekiyor. Yani biri böyleyken biri böyle olmaması gerekiyor. Ne yapmıştık? İki tane düz örgünün hemen yanında iki düzümü ördüm. Bir gizli artışımı yapıyorum önce. Ve iki tane şu örgümü bırakıyorum burada. Sonra 10 tane ilmeğimi vuracağım. Artışımı yaptıktan sonra 2 düzümü örüyorum. Bıraktım şişimde. 10 tanesini şişimden çıkarttım. Sol şişime ortadaki 5 tane ilmeğimi alttan olacak şekilde taktım. En dışarıdaki 5 tane ilmek üste gelecek çünkü. Sağ şişime en dışarıdaki 5 tane ilmeğimi üste gelecek şekilde böyle takıyorum. Ve yerlerini değiştirip şişime geri takıp öreceğim. Böylece ilk burgumu yapmış oldum.
4 sıra sonra ikinci burgumu yapacağım. Şöyle ilmeklerimi örüyorum. Bir tersim var, onu örüyorum. Ve kalan 12 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi burgumu yaptım. Arkası yine aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Haroşalarımı haroşa, yani hangi ilmeğimi görüyorsam aynı o şekilde örmeye devam ediyorum. Hemen hızlıca arka tarafı tamamlayıp ön yüzle devam edelim. Arka tarafı tamamladık. Şimdi 4 sırada bir vuracağız dedim ya, şöyle sayıyoruz arkadaşlar. Bu burguyu önden vurduk, arkadan ördük. Öne geldiğimizde önden düz, yani modeli olduğu gibi arkadan tekrar öreceğiz. Önden 1 gidiyoruz, arkadan gidiyoruz 2. Tekrar öne geliyoruz, önden gidiyoruz 3, arkadan gidiyoruz 4. Tekrar öne geldiğimizde yeni bir burgu oluşacak. Yani 4 sırada bir dediğim kısım o arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz artışlarımıza. 12 tane ilmeğimi örüyorum. Bir tersim var, onu örüyorum ve burgu için ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmeğimi burgu için ördüm. Bir gizli artış yaptım. 2 tane düz örgü örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırayı gidelim. Yine aynı şekilde diğer tarafta da, burada da 2 düz, bir gizli artış, 12 tane ilmeğimi. Yani bu şekilde gidelim. Arkayı tamamlayalım. Ön yüze geldiğimizde tekrar bir artış yapalım. Yani burası hep aynı gittiği için tekrar tekrar burayı uzun uzun size anlatıp sıkmak istemiyorum. Ve böylece iki defa, yani burayı gidip geleceğiz. Tekrar bir daha gidip geldiğimizde burgunun da ilmek sayısı 15'e çıkmış olacak. Ve yeni burgu sıramıza da gelmiş olacağız. Hemen hızlıca iki defa daha artış yapalım. Sonra ikinci burgu kısmını yaparak devam edelim. Burgumuzu birlikte yapmıştık arkadaşlar. Sonra burgumuzu önlü arkalı yaptıktan sonra, yani önden gittik, burgu yaptık, önden gittik, arka tarafı da ördükten sonra şurası bizim, bakın şu haroşa sırası bizim burguyu başlattığımız kısım. Sonra üstünden iki diş haroşa olacak şekilde bir daha gittik. İlmeklerimizi geldiği gibi ördük ve artışlarımıza da devam ettik. Şu anda benim burgumdaki düz ilmek sayım 15 olmuş oldu. Ya da şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. diş haroşamızı da tamamladık. Ve şimdi yeniden ikinci burgumuza başlayacağız. Arkadan da göstereyim. Şurası bizim burguyu yaptığımız yer. Ve 1, 2, 3, 4 tane ters olunca yeni burguya başlıyoruz. Ve her seferinde yeni burguyu yaparken sadece en dışarıdaki 5 tane ilmeğin yeri değişiyor arkadaşlar. Üçlü burgudaki mantık bu şekilde ilerliyor. Hemen ne demek istediğimi de göstereceğim şimdi size örerken. Burguyu yapacağım yere kadar ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Bu arada ilmek sayım 15'e çıkmış oldu. Tamamlanmış oldu benim burgum. Ve demiştim ya, burgunun sağında ve solunda bir tane ters ilmek devam edecek. Buradaki ters ilmeği örüyorum. Şimdi 15'e tamamladığım için yeni yapacağım gizli artışta artık bir ters olarak devam edecek. Ön yüzden arkadan düz örgü olarak devam edecek. İlk burgumu baştaki iki tane burguyu yaparak başlamıştım. Şimdi burada da sondaki iki taneyi vurarak devam edeceğim. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ne yapmıştım? En baştaki 10 tane ilmeği çıkarıp çevirmiştim. Şimdi ikinci burguda da sondaki 10 tane ilmeğimi şişten dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 8, şöyle 10. Ve sol şişime ortadaki 5 tane ilmeği alta gelecek şekilde takıyorum. Ve en dışarıdaki 5 tane ilmeği sağ şişime üste gelecek şekilde takıyorum. Ve böylece
ikinci burgumu da yapmış oluyorum arkadaşlar. Tek mantık her seferinde en baştaki ve en sondaki ilmeklerin yerleri değişiyor. Şimdi ilk başta buradaki ilmeği üste almıştık. Şimdi en dışarıdaki 5 tane üste aldık. Bir sonraki burguda yine burada yaptığım gibi buradaki ilmekleri üste alacağım. Dediğim gibi eğer böyle kafanız karışıyorsa küçük bir parçada birkaç sıra örerek önce modeli pekiştirin, sonra birlikte örgümüze devam edelim. Ne yaptım? Yerlerini değiştirdim. 5 tane ilmeğimi örmüştüm. Kalan 10 tane ilmeğimi yine düz örgü olarak burgu için örüyorum. Ve burgu için düz ilmeklerim tamamlanmış oluyor. Hemen kontrol edeceğim. 2 tane burgumu ördüm. 2 tane düz ilmeğimin olduğu yerdeyim. Bir gizli artış yapıyorum. Bu yaptığım gizli artış bu tarafta bir ters olarak ördüğüm diğer taraftaki bir ters ilmeğim olacak arkadaşlar. Bir gizli artış yaptıktan sonra 2 tane ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum ve bir tane gizli artış yapıyorum. Kol için ilmeklerimi örüyorum. Burada belki eliniz birazcık sıkı sıkı olabilir ama 1-2 sıra ördükten sonra burası rahatlayacak. Bakın ikinci burgumuzu da yaptık. Haroşalarımı örüyorum. Gizli artışlarıma devam ediyorum. İkinci burgumu da tamamladım. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde yeni burgumu yapacağım. Bir gizli artış yaptım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir gizli artış yapıp sırt kısmı, arka kısım için ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arka kısım için ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir gizli artış yapıp kol evi için ilmeklerimi artış yapacağım yere kadar örüyorum. Kol evi için ilmeklerimi ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum ve burgumun olduğu yerdeyim. Şimdi burada ne yapmıştım? Sondaki 10 tane ilmeği vurdum. Aynı şekilde burada da yapacağım. 2, 4, 5 tane ilmeği şöyle ayırıyorum. 10 tane ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Ve sağ şişime ortadaki 5 tane ilmeği altta olacak şekilde takıyorum. Sol şişime en dışarıda bıraktığım 5 tane ilmeği üste gelecek şekilde takıyorum. Hiç sökülecek diye sakın korkmayın. Ve böylece ne yaptım? Bakın yerlerini değiştirdim. Şişime geri takıyorum. Ve ilmeklerimi örüyorum. Her iki tarafta da burgularım aynı yöne bakıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Öyle modeller, öyle tulumlar, öyle hırkalar görüyorum ki korkunç burgu yapıyorlar. Tabii ki emeğe saygı duyuyoruz ama bir işle uğraşırken
Her zaman en iyisini, en güzelini yapmak daha iyi bence. Şimdi 10 tane ilmeği ördüm. Kalan 5 ilmeği de örüyorum. Bu tarafta da burgumu yapmış oldum. Bir tersim var, örüyorum. Kalan ilmekleri geldiği gibi öreceğim. Az önce de söylediğim gibi bu çünkü küçük bir detay ama önemli bir detay. Burgumu 15'e tamamladım. Sağında ve solunda birer tane devam edecek olan ters ilmeğim var. Burada başlamıştık. Şimdi burada da başlamış olduk arkadaşlar. Hemen ne yapacağımızı göstereceğim. Ön yüzden ilmeklerimi tamamladım. Bir düz bir kenar ilmeğiyle. Bitirdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Bir kenar ilmeğini örüyorum. Bir ilmeği örmeden aldım ve burgumun olduğu yere kadar ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. Onu öreceğim. Bir düz ve burgum için 15 tane ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapmıştık. Burgum bitti ve onu ön yüzden ters, arkadan düz olarak örecektik. Bak, 15 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artışım var. Onu arkada düz örgü olarak ördüm ve yanındaki iki tane ters ördüm. Kalan ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Böylece burada başlatmış olduğumuz düz ilmeği şimdi bu tarafta da yapmış olduk. Hemen diğer tarafta da aynı şekilde örelim arkadaşlar. Ön yüze geldiğimizde son bir işlemimiz var. Onu göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Arka taraftan ilmeklerimizi ördük ve bakın burgumuz biraz biraz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi geldiği gibi öreceğim. Ve artık her iki tarafta burgunun sayılarını tamamladık. Her iki tarafta ters ilmeklerimizi de tamamladık. Artık yeni artış yapacağımız ilmekleri haroşa olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir tersim var, onu örüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burgumu yaptım. Arkadan, önden burgumu yaptım. Arkadan ördüm. Ve şimdi bu 4 defa gidip geldiğimiz kısım var ya, onun ilk sırasını yapıyoruz. Onu da söylemiş olayım. 4 defa gidip geldikten sonra yeni burguya başlıyoruz. 15 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. İki ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Bir tersimi burada başlatmıştım. Yeni yaptığım artış ilmeklerimi de artık haroşa olacak şekilde öreceğim arkadaşlar. Bir tane gizli artış yapıyorum ve kol evi için ilmeklerimi örüyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde artış yapacağım. Bir ters örüp sonra burgumu öreceğim. Ters ilmeklerim artık ortaya çıktı. Model boyunca, yani hırkamız bitene kadar bu ters ilmekler sağda ve solda devam edecek. Diğer tarafa kadar ilmeklerimizi örelim, artışlarımızı yapalım. Öteki taraftaki burgunun olduğu yere kadar geldim. Bir gizli artış yapıp iki düzümü ördüm. Kol evini tamamlamış oldum. Bir gizli artış yapıyorum. Bir ters örgümü örüyorum. Sonra 15 tane düz ilmeğimi burgu için örüyorum. Tersler tam anlamıyla ortaya çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi artık burguyu yaptık. Sağında ve solundaki birer tane ters ilmeklerimizin yerini belirledik. Yeni yaptığımız artışlarda, yani şurada şimdi tersin yanında yaptığım gizli artışı artık haroşa olacak şekilde öreceğim. Yine son kez size burguyu göstereceğim. 4 defa şu an birinciye gidiyoruz. Toplam 4 defa gidip gelelim. Yeni burguyu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Yine tekrar ediyorum. Burgunun yanındaki, yani şurada yaptığımız artışları haroşa olarak örelim. Burgumuz böyle gidecek ve şurada bir haroşa görüntüsü elde edeceğiz. Birinci sıraya gittim. Arkadan gideceğim. İkinci
2, önden gideceğim 3, arkadan gideceğim 4 şeklinde tamamlayalım. Yeni burguyu birlikte yapalım. İkinci burgumuzu yaptıktan sonra kenardaki bir ters ilmeğimiz ve yanındaki haroşa ilmeklerimizi ördük. Bakın, ikinci burgudan sonra 4 defa gidip geldim. Ya da şöyle göstereyim, aynı ilerliyor muyuz diye teyit etmek için. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 diş haroşamız olmuş. Şimdi yeniden en baştaki burguda yaptığımız gibi yeni burguya geçiyoruz arkadaşlar. Bir kenar ilmeğini ördüm. Bir düz örgümü ördüm. Burgumun olduğu yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Burgumun hemen yanında. Onu örüyorum. Ve burada ilk başta yaptığımız gibi öncelikle 5 tane ilmeğimi 2, 4, 5 şöyle tuttum. 10 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Ve sağ şişime ortadaki 5 tane ilmeğimi alta gelecek şekilde takıyorum. Sol şişime en dışarıdaki 5 ilmeğimi üste gelecek şekilde takıyorum. Bakın, yaptığım tek işlem, burgudaki tek mantık her zaman en dışarıdaki ilmekler üste gelecek şekilde ilmeklerin yerini değiştirmek. Yerlerini değiştirdim. En dışarıdaki ilmeklerim üste geçmiş oldu. Ve geldiği gibi örüyorum. Bu şekilde 10 tane ilmeğimi ördüm. Böylece 3. burgumu da yapmış oldum. Bir tarafta ve diğer tarafa doğru gideceğiz. 10 ilmeğimi ördüm. Bıraktığım 5 ilmeği de örerek devam ediyorum. Toplamda 15 tane ilmeğimi ördüm. Ve devam eden bir tane ters ilmeğim var. Arkada düz örgü olarak ördüm. Ve sonra dedim ya, yeni yapmış olduğum artış ilmeklerini haroşa olarak öreceğim. 2 tane haroşamı örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ve bakın, burgunun yanında da haroşalar şöyle oluşmaya başladı. 2 düzden sonra bir artış yaptım. Ve kol evindeki ilmeklerimi örüyorum. Diğer taraftaki burguya doğru gidelim arkadaşlar. Size son kez burguyu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonra ne kadar öreceğiz onu söyleyip devam edeceğiz. Kol evinde son gizli artımı yapıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Ve burada da bakın, haroşa olarak ilmeklerimi örmeye başlamıştım. 2 tane gizli artıştan sonra 2 tane haroşamı örüyorum. Bir ters ilmeğim var. Onu örüyorum. Ve burada da şöyle yapacağız. Baştaki 5 tane ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane ilmeği şişten çıkartıyorum. Sol şişime alttan 5 tane ilmeğimi takıyorum. Sağ şişime üstten en dışarıdaki 5 tane ilmeğimi takıp yerlerini değiştirmiş oluyorum. Ve böylece burada da aynı yöne bakan burgumu yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar, burgularımız hep aynı şekilde devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. Sadece en dışarıdaki 5'er tane ilmeklerin yerini değiştireceğimizi bilmeniz yeterli. 15 diş ara ile ilik düğümü açmayı unutmuyoruz. Haroşalarımıza başladık. Onu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Bir ters ilmeklerimiz zaten artık oluştu, ortaya çıktı. Şimdi toplamda 17 defa artış yapacağız. 18. artışımızı yaptıktan sonra arkaya gitmeyeceğiz. Hemen orada ne demek istediğimi söyleyeceğim. Aslında 18 tane artış yapacağız ama şöyle bir toparlayayım. Bak, burgularımız da çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Düz örgülerimiz çıktı. 15 diş arayla ilik düğümü açmayı unutmayalım. Şimdi toplamda 18 tane artış yapacağız. 17'yi tamamlayacağız önlü arkalı. 18. artışımızı ön yüzden gittikten sonra arkaya gitmiyoruz. Ön yüzden 18'i sağda solda bu şekilde yapıyoruz. 18'i giderken şöyle arkasını, kollarımızı bedenden ayıracağız. Sonra kolumuzu öreceğiz. Kol altı birleştirmemizi yapıp bedeni tamamlayıp hırkamızı bitireceğiz. Şimdi ben
18. artışı ön yüzden sadece tamamlıyorum. Arka tarafa dönmeyeceğiz arkadaşlar. Birlikte kol ve beden ayrımları için devam edeceğiz örgümüze. Şuradaki haroşaları unutmayalım. Burgularımızı bakın sağlı sollu olacak şekilde tamamladık ve devam edeceğiz. Yine tekrar ediyorum. İlerleterek izleyen arkadaşlarım için 15 diş arayla 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş şu anda. İlik düğümü açmayı unutmayalım. Hemen 18'e tamamlayıp dönüyorum. 18. artışımı ön yüzden yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burgumuz çok güzel bir şekilde tam anlamıyla artık ortaya çıktı. Bu kenardaki biye görüntümüz de çok güzel oldu. Ben böyle düzelte düzelte gidiyorum örgümü. Yani düğmelerimi dikiyorum. İp bağlayacaksam düğümünü saklıyorum. En son örgümü bitirdiğimde tertemiz bir şekilde direkt düğmelerini ilikleyip bitirmiş oluyorum. Siz de benim gibi yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ön yüzden 18. artışımı yaptım. Tamamladım şurada. Ve arka tarafta kolları bedenden ayırmaya başlayacağız. Burada iki tane düz ilmeğimiz var. Ayırım ilmekleri. Bir tanesini kola, bir tanesini bedene olacak şekilde yapacağız. Ön için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41. ilmek benim düz ilmeğim. Şu ayırım ilmeklerim. Ön için 41 ilmeğimi, ilmeklerimi geldiği gibi örerek ayırmış oldum. Bakın buradaki haroşa sıramızda görmüş olduğunuz gibi tam ortaya çıkmış durumda. Şimdi ön için 41 ördük. Kol için devam ediyorum ve artık hep haroş olarak devam edeceğiz biliyorsunuz. Sadece kol ucunda lastik örgümüz olacak ve saymaya başlıyorum. Bu düz ilmeğim 1, 2, 3, 47 ve 48. ilmeğim benim bu. İki tane düz ilmeğimden bir tanesi. Kol için 48 tane ilmeğimi ördüm ve geri dönüyorum. Artık sadece kol için örmüş olduğum 48 ilmekli örgüme devam edeceğim. Ben kenar ilmeklerini örerek alıyorum ki dikiş için bana çok kolaylık olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar kol boyumuz 19 santim olacak. Bu 19 santimin 16 santimi haroşa, 3 santimi tekli lastik olacak şekilde yapacağız. Toparlayamadım cümleyi. Toplamda 19 santimi kolumuzu tamamlayacağız. Ve şimdi sadece bu 48 ilmekli haroşa sıramız 19 santim olana kadar, yani şuradan itibaren ölçeceğiz. Bu başladığımız yerden itibaren 19 santim yaparken 16 santimini haroşa, 3 santimini tekli lastik şeklinde yapacağız. Ben hemen haroşa sırasını 16 santime tamamlıyorum. Sonra kolda bir toparlama, bir eksiltme işlemi yapacağız bilek kısmı için. Tekli lastiğimizi örüp bitireceğiz. Hızlıca haroşa sıramı ayırdığımız yerden itibaren 16 santim olana kadar örüp dönüyorum. Kolumuzu 40 diş haroşa olacak şekilde ördük ve tamamladık arkadaşlar. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. Tekli lastiği, ama burada birkaç ilmek eksiltme yapacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ben kenar ilmeğini yine örerek alacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kenar ilmeğini örüyorum. Sonra bir düz örüyorum. Sıradaki ters ilmeğimi örerken ikisini birlikte alıp kesme yaparak ters ilmeğimi öyle örüyorum. Bir ters ördüm, bir düz, bir ters, bir düz. İkinci tersimi örerken ikisini birlikte alıp kesiyorum. Yani şöyle yapıyorum. Bir tane kesme yaptım.
Bir tane kesme yapmadan ters ördüm. Bir tane kesme yaptım. Hep böyle bir tane atlatarak sadece ters ilmeklerimizle yapacağız. Ama düzde de yapabilirsiniz. Tabii ki bu bir tercih. Ben terse yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. O yüzden terse kesiyorum. Terste ilmeklerimi kestim. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir tane kesmeden yaptığım için bunu keserek alıyorum. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Sıradaki ters ilmeğimi kesiyorum. Düz, ters, düz. Sıradaki ilmeğimi kesiyorum. Düz, ters, düz. Kestim. Düz, ters, düz. Kestim. Düz, ters, düz, kestim. Düz, ters, düz, ters, kestim. Düz, ters, düz, kenar ilmeği olarak bitirdim. Yani şu andaki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğim kalmış oldu. Örgümün arkasında ön yüzde yaptığım işlemin tam tersini yapıyorum. Yani kenar ilmeğini örüyorum. Şöyle çeviriyorum. Düz ilmekle bitirmişim. Ters örüyorum. Ters ilmeği örmüşüm, düz örüyorum. Ön yüzde yaptığım düz ilmeği arkada ters. Ön yüzde yaptığım ters ilmeği arkada düz örgü olarak örüyorum ve tekli lastik örgü yapmış oluyorum. Şimdi bu tekli lastik örgümüzü 8 sıra olacak şekilde öreceğiz. Sonra keseceğiz bütün ilmekleri ve kolumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi hızlıca önlü arkalı sayıyorum. Önden gittik bir kesme sıramızdı. Şu anda arkaya gidiyoruz 2. Bu şekilde önlü arkalı giderek 8 defa tekli lastik örgümüzü örelim. Ve örgümüze devam edelim. Bu arada bende bir tik var arkadaşlar. Niye böyle durarak konuşuyorsun diye düşünürseniz ben de maalesef sayı sayarak örme şeyi var. Elimde değil. Bütün ilmekleri tekrardan saydım şu anda. Evet. İkinci sıramızda gittik. Bakın tekli lastik örgümüz ortaya çıkmış oldu. Hemen 8'e tamamlıyorum. Sonra kesme işlemini birlikte yapalım. 8 sıra olacak şekilde tekli lastiğimizi tamamladık ve şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ben tekli lastiği şu anda yapacağım şekilde ya da lastik örgüleri diyeyim, çift lastikleri de bu şekilde kesiyorum. Bildiğiniz teknik varsa tabii ki onu da uygulayabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve kesme işlemine başlayacağız. Kenar ilmeğini örerek alıyorum ve sıradaki ilmeğim düz örgü bakın. İpimi arkaya alıp ikisini birlikte düz örgü olacak şekilde kesiyorum. Ve sonra bakıyorum sıradaki ilmeğim ters. İpim benden tarafa, ikisini birlikte alıyorum ve ters örgü yaparak kesiyorum. Her ilmeği bakın düzde sıra, düz örgü, terste sıra, ters örgü yaparak kesiyorum. Ben lastik örgüleri hep bu şekilde yapıyorum. Ama tabii ki bu bir tercih. Bildiğiniz bir yaptığınız bir uygulama varsa onu da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir görüntü oluyor. Şöyle biraz ilerleyeyim, sonra size göstereceğim nasıl göründüğünü. Evet, bak. Gayet düzgün bir görüntü olmuş oluyor. Şimdi bu sırayı eksilttikten sonra kolda yaptığım bir işlem var, bir dikiş işlemi var. Onu göstereceğim. Hemen eksiltmeleri yapalım arkadaşlar. Kolumuzu bitirdik arkadaşlar ve şöyle göz kararı ipimi kestim. Şimdi burada bir kol dikişi yapacağız. Sonra diğer kola doğru devam edeceğiz. Hemen lastiğin ucunu da göstereceğim size. Son görüntüsünü. Çok güzel bir görüntü oldu. Ben tekli lastikleri hep bu şekilde kesiyorum. Bakın. Şöyle de göstereyim. Ve şimdi
İpimi yeteri kadar göz kararı kestikten sonra şöyle tersini çeviriyorum örgümün. Bu şekilde. Tersinden kenar ilmeklerini benim gibi eğer örerek aldıysanız zaten çok rahat bir dikişiniz olacak. Ya da bildiğiniz dikiş tekniği varsa onu da uygulayabilirsiniz. Her bir kenar ilmeği karşılıklı olacak şekilde, bakın bu şekilde dikişimi yapacağım. Şöyle bir oradan bir buradan bir kendimden tarafa batıyorum. Bakın önden bir karşıya batıyorum. Böylece böyle gizli bir dikiş tekniği olmuş oluyor bu. Kol altının olduğu yere kadar dikişimizi yapacağız. Sonra ipimizi bağlayacağız. Ve böylece hırkamız bittiğinde kolumuzu dikmiş, düğmelerimizi tamamlamış bir şekilde bitireceğiz ve daha temiz bir örgü olmuş oluyor. Ben eskiden yani örgüye yeni başladığım zamanlarda işte kolunu ayrı dikerdim, düğmesini ayrı, işte bu düğüm yaptığım yerleri en son temizlerdim. Çok büyük bir iş yükü gelirdi. Sonra kendim böyle yavaş 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 yeni teknikler geliştirerek, görerek, izleyerek, başka arkadaşlara bakarak, "Aa, bu böyle yapıyormuş, ben neden bunu bilmiyordum" diye ben de her zaman yeni yeni şeyler öğreniyorum. Kolu dikip direkt kol altı birleştirmesini yapmak daha kolaymış, onu öğrendim. Bu şekilde kolumuzun altının olduğu yere kadar dikişimizi yapalım arkadaşlar. Kolumuzun altına kadar geldik ve burada bir boşluk, bir delik görüntüsü oluşmasın diye bir dikiş daha yapacağız arkadaşlar. Şişlerim de beni eğer rahat bırakırsa şöyle tuttuğumda kolaylık olacaktır. Bakın. Son kez bir tane şuraya, bir tane de şuraya batıyorum. Bu şekilde. Bir tane şuraya. Yani son ilmeklerimin olduğu yerlere de batacağım. Burada bir düğüm yapıyorum. İpimi düğümleyeceğim. Bu şekilde. Ve yumağımdan birazcık da şöyle kısaltalım arkadaşlar. Şu yeterli olacaktır. İpimi aldım yumağımdan. Buraya bağlıyorum. Kolumuzu da dikmiş olduk. Saklamak için birazcık uzun bırakıyorum. Tığ ile saklaması kolay olsun. Şöylece de sıkıyorum. Ve örgümün tersindeyim zaten. Örgümün tersinden sırt kısmını örerek diğer kola doğru devam edeceğim. Kol dikişimizi de göstereyim. Bakın çok düzgün, güzel bir dikiş oldu. Şimdi örgümün tersinden dediğim gibi devam ediyorum. En son şu ilmeğimi örmüştüm. Düğümü de alta alıyorum. Bunları en son birkaç sıra ördükten sonra saklayacağım. Ve sırt kısmı için örgüme devam ediyorum. İki tane düz ilmeğimiz var yine. Diğer kolda da birini sırt kısmına, birini kol evinin içine alacağım. Bakın koltuk altımızda gayet güzel bir dikiş oldu. Şimdi biraz ilerleyeyim. Kolu öne doğru çevireceğim. Göstereceğim size, daha rahat göreceksiniz. Sırt kısmını örüyorum. Haroşa olarak zaten devam ediyorum. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Unuttum söylemeyi ama. Evet, şimdi kolu bir çevirelim. Size son görüntüsünü göstereyim. İlmelerim kaçmasın diye de dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Bak, kol altımızda gayet güzel oldu. Dikişimiz çok güzel oldu. Kolumuzu da diktikten sonra örgümüze devam edebiliriz. Bu da kol altı görüntümüz. Şimdi sırt kısmını örelim. Diğer kolda da yine aynı şekilde, burada 48 ilmek yapmıştık kolumuzu. Diğer kolumuzu da
Yine 48 ilmek olacak şekilde örelim. Bu kolla eşit olacak şekilde aynı ölçülerde örelim. Sonra dikiş yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Arka sırt kısmı için 62 ilmeğimi ördüm. Ve şimdi kolda devam ediyorum arkadaşlar. Burayı da saymama gerek yok. Diğer kolla aynı sayıda olacak. Dediğim gibi birer tane düzleri kol evine, birer tane diğer düzleri de ön ve sırt kısmına olacak şekilde ayırıyoruz. Şimdi bu kolumuzu da ilk yaptığımız koldaki gibi 40 diş haroşaya tamamlayacağız. Sonra kesmelerimizi yapıp lastik örgümüzü örüp bitireceğiz. Kolumuzu bitirelim. Tekrar dikiş yapacağız ve ön kısmını örüp artık beden kısmına geçmiş olacağız. Yani kollar ve roba tam anlamıyla bitmiş olacak. Ben şimdi hızlıca bu kolumuzu da tamamlayacağım. Dikiş için yine birlikte devam edeceğiz. İkinci kolumuzu da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Ve burada da bir dikiş işlemi yapacağız. Diğer kolda yaptığımız gibi. Sonra son kez ipimizi bağlayıp kol ve roba kısmını tamamlamış olacağız. Bu şekilde yine örgümüzün tersi bize bakacak şekilde alıyoruz. Ve kol altının olduğu yere kadar dikişimizi yapacağız. Her bir kenar ilmeğini karşı karşıya getirecek şekilde tutuyorum ve dikişimi yapmaya başlıyorum. Yine kol altının olduğu yere kadar dikişimizi tamamlayalım. Kol altımızın olduğu yere kadar dikişimizi yaptık ve şurada bakın son birer tane düz ilmeğimizin olduğu yere de atıyorum. Ve burada bir düğüm yapacağım arkadaşlar. Ki delik olmasın, kötü bir görüntü olmasın diye. İpimi şöyle düğümledim. İyice sıkıştırdım. Birazcık da uzun kalmış, onu keseceğim. Ve yumaktaki ipimi buraya bağlıyorum. Bu şekilde. Son kez ipimi bağladım. Yine örgümün ters tarafındayım. Son ön parçam kalmıştı. Bakın. Oraya doğru devam ediyorum. Şöyle örgümü de düzelteyim. Diğer kolumuzu da diktik. Böylece kol altı birleştirmemizi tamamlamış olduk. Bakın kaldığımız yerden örgümüze devam ediyoruz. Bu düğümleri en son saklayacağız. Şöyle dikkatli gidiyorum. Düğüm düzgün gelsin diye. Tam da kol altına denk geldiği için. Şöyle. Bakın hiç acele etmeden örgüm gayet düzgün görünsün diye bütün çabam arkadaşlar. Yaptığımız her işlem çok önemli çünkü. Düğümü dışarıya aldım. Ve örgüme devam ediyorum. Artık hem roba hem de kol örgümüz tamamlanmış oldu. Sadece beden kısmımız kaldı. Onu da tamamlayıp hırkamızı bitireceğiz. İlmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Burgularımı, haroşalarımı, düz örgülerimi hepsini geldiği gibi öreceğim arkadaşlar. Hiçbir işlemimiz kalmadı. Arttırma, eksiltme hiçbir işlemimiz yok. Kol altını zaten birleştirmiş oluyoruz kol dikişiyle. Kollarımızı zaten birlikte dikmiş olduk. Şimdi var olan ilmeklerimizle şöyle bir ön yüze geçelim. Kolu bir çevirelim. Son görüntüsünü paylaşayım. Sonra ne kadar öreceğiz onu söyleyeceğim. Ön yüze geldim. Kolu buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Çok düzgün bir dikiş yaptık birlikte. Yavaşça çevireyim. İlmeklerim çıkmasın.
Bakın dikişimiz çok güzel oldu. Şöyle düzeltelim. Bu da kol altı görüntüsü. Gayet düzgün. Şimdi arkadaşlar toplamda 4 tane ilik düğme yapacağız. Ve 4. iliği açtıktan sonra birkaç sıra daha örüp artık örgümüzü tamamlayacağız. Şu an daha 2 tane açmışız birlikte. Bir 4 tane açalım. Şurayı da bir geçeyim. Bu arada konuşurken 2, 4. Burgu sırasındayım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı birlikte buralım. 'Da yaptık. Bir 4 tane ilik açalım. Sonra göz kararı ele göre değiştiği için size net bir sayı veremiyorum tabii ki. Birkaç sıra daha örüp 4 diş haroşayla örgümüzü bitireceğiz. Hemen hızlıca ben hırkamı 4 tane ilik düğmeye tamamlıyorum ve bitmiş haliyle geri dönüyorum. Sonra ekrana sığdırıp sizlerle bitmiş halini paylaşacağım. Arkadaşlar hırkamızı tamamladık. Hemen şöyle üstünden tekrar edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane alt alta. Ya da şöyle 4. ilik düğmeyi açtıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane daha şöyle burgulu haroşa sırası. Sonra 4 diş daha altına haroşa yaptım. Toplamda son ilikten sonra 16 tane haroşa sıramız olacak şekilde ördüm ve tek seferde ilmekleri kesip kapattım. Kollarımızı zaten dikmiştik. Çok güzel bir dikişimiz oldu. Ben anlatırken ve örerken keyifli anlattım ve ördüm. Umarım şimdi siz de benimle birlikte keyifli örüyorsunuzdur. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.